Onun için uydurulmuş dinci geliyor buraya. Şefaati li ehlil kebaira min ümmeti. Şimdi Allah burada, peygamber burada. Şimdi bakın, savaşa bakın siz. Allah'tan daha şefkatli bir peygamber var burada. Allah'ın elinden kurtarıyor. Allah'ın elinden kurtarıyor. Problem de orada. Kimi kimden kurtarıyorsun sen? Üstelik küçükler Allah'a kalıyor. Büyükleri peygamberimiz kurtarıyor. Peygamberimize de gene iyisin cümlesinden, bak sana, gene sana şey verdik, bir paye verdik. Bunlar bu. Hem Allah'a iftira ediyor, hem Resul'e iftira ediyor, hem dine hem de Kur'an'a iftira ediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah'ın elinden peygambere adam kaçırtıyor, adam kurtartıyor. İllegal bir kurtarış biçimi. İllegal kurtarıcı da Resulullah. Kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah atıyor onu cehenneme. Efendim bu bizimki, Allah Resulüne yetki veriyor, o veriyor çünkü. O uydurdu. O da onu alıyor, kurtarıyor. Allah merhametsiz bir Allah, fotoğrafta Allah'ın elinden adam kurtaran bir peygamber. Haşa. Ve bunu da zanni rivayet yoluyla yapıyor. Tabii ki. Tabii ki. O zaman... Bir tane bu değil. Bir tane bu evet. Değil. Yani sayalım, şöyle şurada oturuyoruz, sayalım. Allah Resulü, Allah buyuruyor, Resulüne hem de. Direkt Ahkaf 9. De ki, ben türedi bir peygamber değilim, bana da size de ne yapılacağını bilmem. Bilmem mi? Bilmem. Şimdi Kur'an'la savaşacak ya, Kur'an'la savaştıracak ya, yani Truva atının içinde, İslam'ın içine sokacak ya, Kur'an'ın önünü kestiği şirk akidelerini, tam bu da burada uyduruyor şimdi. Buyurun, Kütüb-i Sitte hadisidir. Bana kıyamete kadar olup bitecek her şey haber verildi. Hatta onunla da kalmıyorlar, sonra Hazreti Ali'ye de verdiriyorlar. Onunla da kalmaz, şeyhine gelecek sıra. Evet. Niye şeyhine, yani onu niye söylemiyorsun da bana söyletiyorsun? Taşı ben yiyeyim diye. Efendim, biraz da sen ye. Tamam. Evet. Yani şeyhine gelecek sıra. Şeyhine gelecek ve şeyhi dünyaya da alemde tasarruf edecek. Tasarruf. Ve kainat onun yüzü suyu hürmetine dönecek şeyhinin. O parmağını takacak, kainatı döndürecek. Ve o bir şeyi dilerse olacak. Yani tanrılar panteonu. Biliyorsunuz panteon tanrılar meclisidir. Yunan'da 12 taneydi. Efendim. Genelde işte 3'ler, 7'ler, 40'lar falan bizdeki panteondur. Tanrılar panteonu. Bunlar yönetirler. Şunu biri yönetir, bunu biri yönetir, bu coğrafyayı biri yönetir. Efendim, onun için yani şirki taşıdılar. Peki bunlar ne uydurdu? Kıyamete kadar olup bitecek her şey efendim bana haber verildi. Hayda! Siz kiminle yarışıyorsunuz ya? Siz kiminle ne yarıştırıyorsunuz? Bu Kur'an'a düpedüz iftira, peygambere iftira, dine iftiradır. Sen bunu rivayet yoluyla yapıyorsun. Almışsın, Kütüb-i Sitte'nin içine koymuşsun. Ortada duruyor. Şimdi düşünün. Allah Resulü'nün insan olduğunu biliyoruz değil mi? Kur'an açıkça söylüyor. Kul innemâ ene beşerun mislukum. Sizin gibi bir insanım. Acıkırım, doyarım, yerim, susarım vesaire. Zaten bu anlamda Allah Resulü'nün çektiği sıkıntılar da ortada. İşte 3 yıllık boykot sırasında ne açlıklar çektiğini biliyoruz. İşte Hendek sırasında açlık çektiğini, o benzetmeyle karnına taş bağlama benzetmesi kullanılır. Yani millet de karnına taş bağladı zannediyor. Bu bir Arap deyimidir. Efendim, ama öbür taraftan açın en sahihlerini. Ben sizin gibi değilim, yedirilir ve içirilirim. Sanki ben de sizin gibi bir insanım ayetine savaşacak bir rivayet dizayn edin, kurgulayın diye bir sipariş vermiş birileri. O siparişe göre uydurmuş, en sahihinin içine almış. Şimdi bir yerde diyor ki, de ki ben de sizin gibi bir insanım. Öbür yerde yok, ben sizin gibi bir insan değilim. Kudretten yedirilir ve içirilir. Yani hangi birini sayayım sevgili Bülent? Hangi birini sayayım? Şimdi bunları söyleyince birileri yani al görmüş boğaya dönüyor. Niye? Biz dinimizi yolda mı bulduk? Biz imanımızı yolda mı bulduk? Yani biz neye kızıyoruz? Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz Allah'ın dinini oyun oyuncak etmeyin. Dinini oyun ve eğlence edinenler diyor ya.
eğlenceyi din edinenler anlamına da gelir o cümle. Aynen. Aynen. Böyle de tercüme edilebilir. Yani dinlerini oyun eğlence edenler dinimizi ciddiye aldığımız için bozuluyorlar. Ve neticede ne oluyor? İslam'a Hristiyanlık muamelesi, Kur'an'a İncil muamelesi, Allah Resulüne tahrif olmuş Hristiyanlığın İsa'ya baktığı gibi bir bakış muamelesi, imama papaz muamelesi ve efendim camiye de kilise muamelesi yapan bir Müslüman anlayışı çıkıyor. Bir Müslüman anlayışı. Ve bundan sonra işi kolaydır, biliyor musunuz? Ondan sonra kolaydır. Eğer Kur'an'a İncil muamelesi yaparsanız, tarihselcilerin İncil'e yaptığını Kur'an'a yaparsınız.